Komadan çıktığım sabah odada seni aradı gözlerim. Hemen haber versinler istedim sana. İyi, kendine geldi desinler diye. Ama birden vücudumda gariplik hissettim. Belimden aşağısının tutmadığını. Bir daha hayatım boyunca yürüyemeyeceğimi öğrendim. Ama o an hiçbir şey umurumda değildi. Senden başka. Bunun seni, bizi, ilişkimizi nasıl etkileyeceğini düşündüm. Senin yıllarca bitmeyecek bir vicdan azabı yaşayacağını. İşte o zaman bir karar vermem gerektiğini anladım. Sana öldü demelerini istedim. Hastaneden çıkar çıkmaz Almanya'ya, teyzemin yanına yerleştim. Bir sürü tedavi yöntemi denediler. Ama hiçbiri sonuç vermedi. Mesleğimi, ülkemi, ailemi, hayatımı. En önemlisi seni kaybettim. Hayır, kaybetmedin. Terk ettin. Kimseyi seçme hakkı bırakmadan kaçtın. Anlasana Mehmet. Bütün bunları sen de acı çekme diye yaptım. Öyle mi? Sen gittikten sonra neler yaşadım hiç düşündün mü? Ne kadar çok acı çektiğimi. Her gece ölüme yattım Nihan. Seninle geçen her saniyemi unutabilmek için bir yıl boyunca her gece içtim. Ayık olduğum bir sabah bile olmadı. Mezarının yanında uyuyakaldığım gün donmak üzereyken hiç tanımadığım insanlar tarafından hastaneye kaldırıldım. Ailemi, herkesi o kadar çok üzdüm ki. Her gün kendimi, onları cezalandırdım. Hiç tanımadığım bir kadınla evlendirildim Nihan. Bak, nelere mal olmuş karar. Ya aklım almıyor Nihan, bunu nasıl yapabildin anlamıyorum. Keşke kaçmak yerine kalmayı deneseydin. Ben seni her halinle kabul etmeye hazırdım. Nihan, ben seni öyle sevmiştim ki, o kadar çok sevmiştim ki, birlikte cehennemde bile yaşamaya razı olacak kadar çok. Şimdi de bunu bana iyilik olsun diye yaptığını söylüyorsun. Ben senden böyle bir iyilik istemedim ki. Özür dilerim. Belki de sen haklısın. Yapma Nihan. Yapma. Hangi özürle çektiğimiz acıları silebilirsin ki? Keşke hiç karşılaşmasaydık. Keşke hep ölü kalsaydım benim için. Sevdiğim kadının beni onun acısını paylaşamayacak kadar aciz görmesi beni daha da yıktı. Ben ikimiz de acı çekmeyelim diye yaptım Mehmet. İkimizi de bu tekerlekli sandalyeye mahkum etmemek için. Ne olursa olsun, bunu benden saklamaya hakkın yoktu. Sadece kendi hayatını değil, benimkini de çaldın. Evet. Keşke karşına çıkmasaydım. Keşke öldü bilseydin beni. Seni aramam da hataydı. Nereye? İşte şimdi gerçeği biliyorsun. Mutlu musun peki ha? Söylesene Mehmet, mutlu musun? Bırak. Sakın Mehmet, sakın bana acıma. Saklanmış ha. Evet. Daha önce de hiç gelmemiş bile. İnsanın aklı almıyor. Ona o kadar çok kızgınım ki. Bana o kadar çok acı yaşattı ki. Hiç affetmeyeceğim. Hiç. Hayır, bir yandan çok büyük bir fedakarlık. Ama bir yandan da çok büyük bir bencillik. Fedakarlık lafının ilgisi yok. Resmen bencillik. İşte tam da bu yüzden onu tamamen çıkardım hayatımdan. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. Bunu ona da söyledin mi? Hayır. Yani açık açık değil ama anlamıştır. Kavga ettik zaten. Onun da beni bir daha görmek isteyeceğini zannetmiyorum. Kaptan, senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii.
Bak, bunun sizin durumunuzla bir ilgisi yok. Amacım kimsenin ilişkisine falan burnumu sokmak değil. Onur, gevelemesene. Ne istiyorsan onu söyle. Mümkünse de direkt. Ya ben de Nihan'ı görmek istiyorum. Yani senin için bir mahsur yoksa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.